Güneşi görünce kızaran ve renk değiştiren Vivo'nun yepyeni akıllı telefonu Vivo V25 5G bu videodaki konuğum arkadaşlar gelin hep birlikte bakalım Vivo'nun yepyeni akıllı telefonu bizlere neler sunuyor. Vivo V25 5G hem malzeme kalitesi hem teknik detayları hem de tasarımıyla gerçekten ilgi çeken bir akıl telefon olmuş. Cihazın detaylarına doğru geçerken sizlerden de kanalıma abone olmanızı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi rica etmeden ilerlemek istemedim. Biliyorsunuz sizlerin bana sağladığı destekler sayesinde daha ileriye doğru bu işleri götürebiliyorum. O yüzden lütfen hesaplarımı takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlar. Vivo V25 5G'nin kutu içeriğine baktığımız zaman hakikaten dolu bir kutu içeriğiyle karşılaştığımı sizlerle paylaşmalıyım. Çünkü kutu içeriğinden adaptör, telefon, kılıf, kablo ve uzun zamandır görmediğimiz bir de kulaklık çıkıyor. Özellikle kulaklığı kutunun içinde görmek gerçekten hoş oldu. Vivo V25 5G güncel bir tasarım hattıyla gelen bir akıl telefon olmuş. Arada bir V25 diyebilirim bu arada aramızda laf olmaz diye düşünüyorum. Çünkü o 5G uzantısı önemli ama bazen de uzatabiliyor modeli. O yüzden V25 dersem de aramızda bunu hallederiz diye diye düşünerekten devam ediyorum. Şimdi cihazın arkasında renk değiştiren bir cam malzeme var ki geçen sene V23 modelinde de bunu zaten görmüştük. Ancak bu sene biraz daha farklı bir renge bürünebiliyor bu cam arkadaki. Dolayısıyla yine renk değiştiren bir cam ile gelen V serisi bir akıllı telefonla karşı karşıyayız. Cihazın en öne çıkan özelliği tabii ki arkasındaki cam malzeme ve bu cam malzeme Florit AG adı verilen bir camdan üretilmiş. Şimdi Florit taşları gerçekten doğada bulunan ve oldukça da değerli bir o kadar da bizler için kıymetli taşlar. Bu taşın özelliklerini, bu taşın tarihçesini vesairesini size ne kadar anlatsam boş diye düşünüyorum. Çünkü sizi sıkabilir. Sonuçta bir telefon incelemesindeyiz. Şöyle elimde kalıplar var. Bu kalıplarla sizlere bir şeyler göstermek istiyorum hemen videoda. Mesela şu anda elimde Heavenstedt yazan bir böyle kılıf var. Bir şablon var. Bir de böyle bir şekil var. Bu şekli zaten yapmıştım ama bir de şöyle have a deneyelim. Şimdi bunu böyle telefona yerleştirip şuradaki benim UV fenerini aldığımda ve bunu bu şekilde burada gezdirdiğimde yavaş yavaş bir renk değişimi başlıyor cihazda. Bu UV tuttuğum ışık sayesinde ki güneşin altına çıktığınızda da yine bu renk değişimini bu cihazda görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir miktar tuttum. Bakın bayağı bir kırmızılanma oldu. Bu arada bu cihazın ülkemizde iki tane rengi satış bir tanesi şu anda elimde tutmakta olduğum ve bir diğeri de siyah rengi. Özel bir siyah ismi var ama ben doğrudan siyah dedim sizlere. Şöyle şimdi kaldırıyorum ve gördüğünüz üzere telefonun üzerinde bir yazı çıkmış oluyor. Böyle bir 5 dakika kadar falan kalıyor ek cihazın üstünde. 5 dakika sonra da telefon normal şu anda diğer taraflarda gördüğünüz renklere geri dönmüş oluyor. Tabii bunu florit malzemesi sayesinde yapmış. Vivo tarafı güzel bir iş ortaya çıkarmış mı? Ne yalan söyleyeyim gayet güzel gözüküyor. Şöyle öyle göstereyim sizlere net bir şekilde de. görüyorsunuz zaten bayağı bir detay çektim cihaz için hani onları da göstereyim ama burada Floretin detaylarını sizlere daha hızlı gösterebilmek için böyle bir deneyimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi cihazın tasarımı güzel, malzeme kalitesi güzel ve o tasarımda özellikle dayanıklılığa da çok önem vermiş. Dayanıklılıkla alakalı önemli notlar paylaştı bizlerle lansman sırasında. Ancak benim cihazda her ne kadar beğensem de beğenmediğim bir iki tane nokta var. Onları da zaten değiniyor olacağım video boyunca ama ekranla devam edelim isterseniz. ekran tasarım ve teknik anlamda doyurucu bir ekran olmuş arkadaşlar. Cihazdaki ekranımız bizlerle buluşan 6.44 inç ve AMOLED bir panel. Şimdi bu panel HDR10 Plus desteğini bünyesinde bulunduruyor. Bu tabii ki HDR görüntülerde bizlere çok daha iyi bir deneyim sunabiliyor anlamına geliyor bu panel. Tabii ki panelin deneyimi oldukça güzel. Ekran kasa oranını oldukça beğendim. Böyle amiral gemisi bir model gibi düşünülse de aslında buradaki tasarım buradaki damla çentek bence birazcık işi bozmuş. Açıkçası bu cihaz cihazın Pro versiyonundaki gibi keşke giriş seviyesinde olan yani V25 Pro var bir de o ülkemizde satışta değil. Ancak V25'in bu modelinde de keşke ekrana gömülü bir kamera olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü cihaz premium bir hava, premium bir algıyla bizlerle buluşuyor. Ancak burada damla çantik birazcık bu hani görünüşü bir tık aşağı çekmiş diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Devam edelim ekranın detaylarıyla. Ekranımızda 90 Hz'lik bir yenileme hızı var arkadaşlar ve 1300 nite kadar çıkabilir Biliyor bu cihazın ekran paneli. Gün ışığı altında önemli bir problem yok gerçekten sizleri üzmüyor ve genel anlamda da ekranı yorumlamam gerekirse bu akıllı telefon ekranının performansının sizleri üzeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Oldukça yeterli ve sizleri de mutlu edecek bir ekran ile bizlerle buluşuyor Vivo V25 5G. Cihazın kalbine baktığımız zaman Mediatek'in Dimensity serisinden 900 modeli bir işlemci görüyoruz. Bu işlemci 5G destekli bir işlemci. Aynı zamanda 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Mediatek'i genelde eleştirir biz teknoloji editörleri. Ancak ben Dimensity serisini gerçekten çok beğeniyorum. Daha önce diğer markalarda da bu tarz işlemcileri test etme fırsatına eriştim ki Dimensity 900'de hakikaten iyi işleri bizlerle buluşturan, yüksek performansı hedefleyen aynı zamanda da düşük güç tüketimiyle ilgi çeken bir işlemci olmuş. Hem 5G kullanımlarda hem de genel performansta bu işlemci ciddi anlamda düşük güç tüketiyor ve pil ömrüne çok olumlu etkilerde de bulunuyor. Tabii bu işlemci yani 6 nanometre süreci üretilmiş diyorum ama böyle hangi işlemciyle karşılaştırabiliriz? Bu seviyede en popüler işlemcilerden bir tanesi olan Qualcomm'un Snapdragon 720G ayarında yani onunla karşı karşıya konulabilecek seviyede bir işlemci olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. İşlemci tabi işlemcinin hani performansını da yorumlamak lazım. Bu işlemciden böyle bir amiral gemisi performans beklemeniz çok da doğru olmaz zaten ama orta üstü düzey bir performansı sizlere sunmayı başarıyor bu işlemci modeli. Zaten dediğim gibi son dönemde gördüğümüz bu seviyedeki birçok akıllı telefonla da performans anlamında yarışabilecek bir işlemci bu işlemci Dimensity 900. Yani işlemci anlamında bu cihaz sizi üzmeyecek bir cihaz. Bu seviyede tekrardan altını çizmek isterim. Her zaman sizlere akıllı telefon incelemelerinde söylediğim gibi cihazdan beklentilerinizi cihaza göre karşılarsanız yani bu cihazı bir amiral gemisi gibi değerlendirmez. Bu cihazın gerçekten seviyesine göre bir beklentiye girerseniz sizleri tatmin edecek bir cihaz olmuş bu cihaz performans anlamında. Gelelim yazılım tarafına çünkü burada güzel bir şey var. Onu da sizlerle paylaşayım. telefonu kutusundan çıkardığımda cihazda Android 12 ve Funtouch 12 kuruluydu. Ancak hemen bir güncelleme aldı. Muhtemelen güncelleme gelmişti. Ben kutudan çıkartınca kuruldu ve cihaz Android 13'e yanında da Vivo'nun son sürüm arayüzü olan Funtouch 13'e güncellenmiş oldu. Funtouch arayüzünü hakikaten beğendim arkadaşlar. Çünkü Funtouch arayüzü özellikle saf Android, saf Google arayüzünü kullanmayı seven kullanıcılar mutlu edecek bir arayüz diye düşünmekteyim. Çünkü genel olarak baktığımda ve deneyimlediğimde oldukça saflaştırılmış bir arayüz olduğunu gördüm. Tabii ki bu da gün sonunda cihaza performans anlamında olumlu etkilerde bulunuyor. Çünkü gereksiz üzerinde bir yük olmayınca cihazın cihaz çok daha rahat, çok daha seri işlemler yapabiliyor ki Fantaç 13'te bunu sizlere sağlamış oluyor. Cihazın RAM kapasitesine baktığımızda 8 GB'lık bir RAM görüyoruz. Bu 8 GB'lık RAM'in yanına bir de 8 GB'lık sanal RAM eklenmiştir. Durumda. Depolama anlamında 256 GB'lık bir dahili depolama bulunuyor cihazda ancak microSD kartla 1 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz buradaki 1 terabayt konusunu bir virgülle ayırmak istiyorum. Benim özellikle dikkat ettiğim bir detay bu. Cihazda bir de çift sim kart desteği bulunuyor. Eğer siz micro SD kartla ben bu telefonun hafızasını arttırayım derseniz burada micro SD kartı taktığınız için ikinci sim karttan vazgeçmeniz gerekiyor şu anda da gördüğünüz üzere ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Gelelim cihazın performans özeti kısmına. Ben bu akıllı telefonu performans anlamında gerçekten beğendim. Özellikle soğutma anlamında önemli bir yenilik Yapmış Vivo cihazda özel bir soğutma sistemi kullanmışlar. Bu soğutma sistemi ile beraber cihazda yaptığım testlerde çoğu zaman bir ılıklaşma bile hakikaten yaşamadım arkadaşlar. Oldukça uzun süre oyun oynadım ki burada desteklenen en yüksek grafik ayarlarını açtığımı da sizlerle paylaşmam lazım. Soğutma sistemi sayesinde ne cihazda bir performans düşüşü oldu ne de cihazda bir aşırı ısınma ya da bir avuç içinde ısınma gibi bir detayla karşılaşmadım. Uzun zamandır ısınmayan bir cihazla karşılaşmamıştım çünkü sonuçta hani akıllı telefonların içinde de bir işlem oluyor ve her halükarda cihaz birazcık da olsa ısınıyor. Bugün baktığınızda en üst model bir amiral gemisi cihazda bile birazcık yüklendiğinizde bir ılıklaşma vesaire oluyor. Ancak bu cihazda biraz daha zaman alıyor bu özel soğutma sistemi gerçekten etkili olmuş ve gün sonunda cihazın hem performansını olumlu etkiliyor hem de ısınma problemini tamamıyla ortadan kaldırıyor. İnceden cihazın kamerasına doğru devam edeceğim ama sizler de tam da burada Vivo V25 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar diyeyim ve kameralarla devam edeyim. Cihazın arkasında güzel bir kuruluma sahip 3 tane kamera var arkadaşlar. Burada ana kameramız 64 megapiksellik bir kamera F1.8 diyafram aralığına sahip ve bu kamerada bir OIS desteği var. Evet, bu seviyede gerçekten görmeye alışkın olmadığımız bir şey bu. Cihazda bir optik imaj sabitleyici var. Bu sayede tabii ki videolardaki sarsıntı, videolardaki titreşim konusunun oldukça önüne geçmiş oluyor bir fotoğrafı. Bunu hakikaten takdir ettim. İkinci kameramıza baktığımızda 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera görüyoruz. Buradaki kamera 2.2 diyafram aralığına sahip ve oldukça geniş çekimler yapabiliyor. 110 derece bandında bir çekim yapabiliyor. Cihazdaki 3. kameramız ise 2 megapiksellik bir makro kamera. Yani makro kameraları ben 2 megapiksel olduğunda genelde eleştiriyorum biliyorsunuz. Çünkü sosyal medyada bir şeyler daha yapabilmek için bir tık daha yüksek bir çözünürlüğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ama her halükarda makro kameralar gün sonunda güzel fotoğraflar çekmenizi, eğlenceli içerikler üretmenizi sağlıyor. Ha burada ışığa dikkat etmeniz kesinlikle şart makro kamerayı kullanırken. Çünkü hani bu kameralar yapısı gereği çok ciddi bir ışık alamadığı için hani bir tek bu bu cihaz için değil genel olarak konuşuyorum şu anda. Daha iyi ışıklı ortamlarda hakikaten güzel fotoğraflar çekmenizi de sağlıyor. Ben zaten sizlere birçok fotoğraf testini, birçok fotoğraf sonucunu göstermeye çalıştım. Sizler oradan böyle gerekli bilgileri, kendinize ihtiyacınız olan şeyleri alabilmişsinizdir ya da bir fikir sahibi olabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Hani kameranın yorumlamalarına gelecek olursak da kamera genel anlamda ışık güzel olduğunda gerçekten güzel işler çıkartabiliyor. Arada bir renklerde böyle sapmalar olabiliyor ama genel anlamda beni pozitif anlamda şaşırtan bir sonuca sahip bu cihazın kamerası. Işık azaldığında sonuç biraz daha sıkıntılı olmasın diye diyafram mümkün olduğunca düşük tutulmuş. Ancak burada yine de gece çekimini kullanırsanız, gece modunu kullanırsanız daha iyi sonuçları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu telefonla gece yapacağınız çekimlerde bir tık daha dikkatli olursanız sizler için çok daha iyi sonuçları ortaya çıkartır diye düşünmekteyim. Ve gelelim video performansını cihazda 4K 30 fps video kaydedebiliyorsunuz. 1080p yani full HD'de de 60 FPS'e kadar kayıt yapmanız mümkün. Buradaki OIS desteği sayesinde burada bir başka seviyeye taşınmış durumda tabii ki video kalitesi. Normal şartlar altında bu seviyede sizlere bu cihazın bir video iddiası yok demem lazımken buradaki OIS desteğiyle beraber sizlerin özellikle sosyal medyada bir şeyler üretmek istediğinde yarı yolda kalmayacağı da bir cihaz sizlerle buluşmuş oluyor. Vivo V25 tarafında video tarafında bu şekilde özetlemiş olayım ve beni gerçekten şaşırtan bir ön kamerası var. Ön kamerayla devam etmek istiyorum. Ön kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ve otofokus özelliğine sahip bir ön kamera. Bu kamerada HD Portrait adı verilen bir özellik var. Yani ne yalan söyleyeyim bu kadar kaliteli bir ön kamerayı ben beklemiyordum. Benim beklentimden daha iyi bir ön kamera sonucu var bu cihazda. Hani zaten sonuçları görüyorsunuz böyle abi niye böyle şeyler söylüyorsun tarzı yorumlar gelebilir diye söylüyorum. Siz de lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Cihazın ön kamerasını beğendiğimi sizlere söyledim. Netlik burada çok hoşuma gitti. Netliğini gerçekten beğendim. Bir de HDR oldukça kusursuz çalışıyor. Gün ışığı altında çektiğim fotoğraflarda sizlerin de gördüğü üzere gökyüzünü falan çok iyi ayırabiliyor. Evin içine birkaç fotoğraf çektim. Onlarda da hani özellikle dışarıdan ışık gelmesine rağmen HDR'ı çok iyi ayarlayabildiğini gördüm ve dolayısıyla gün sonunda ön kamera benden tatmin ediyor. Geçer notunu almayı başardı diyeyim mi Pilde devam edeyim arkadaşlar Cihazda 4500 mAh'lik bir pil görev yapmakta Bu pil 44 W'lık bir adaptör ile şarj oluyor Tabi bu adaptör kutudan da çıkıyor Onu söylemek lazım biliyorsunuz Söylüyoruz artık sizlere Ve tabi bu adaptörle cihazı %50 ile %60 arasında şarj etmek için Yarım saatlik bir süreye ihtiyacınız var Pil tüketimi konusunda işlemci bölümünde Sizlere zaten bahsettim Özellikle cihazda çok ciddi bir optimize edilmiş pil tüketimi olduğu için çok zorlamadığınız senaryolarda bir günü rahatlıkla götürebiliyor bu cihazın sizlere pil ömrü. Ama birazcık zorlarsanız bu düşebiliyor. Burada da her zaman yine örneklendirdiğim gibi hızlı şarj adaptörüyle bu açığı, bu eksiği kapatabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Değil mi? İnceden son değerlendirmeye doğru geçeyim isterseniz. Vivo V25 5 özel tasarlanmış bir akıllı telefon. Arkadaki cam malzemesi genel anlamda dayanıklılığa verilen önem vesaire sizlere tamamen iyi bir deneyim yaşatmak için tasarlanmış bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Ergonomisi sizlere tatmin edecektir diye düşünüyorum. İnce ve narin bir cihaz olmuş. Genel malzeme kalitesi de aynı şekilde sizleri yine tatmin eder diye düşünmekteyim. Tabii burada beni üzen iki detay oldu. Zaten kendimce eksi bulduğum şeyleri sizlere aktardım ama bu cihazda şu damla çentik keşke olmasaydı diyorum ben. Bir de böyle bir akıllı telefonda multimedya anlamında sizi doyurabilecek bir donanıma sahip bir cihazda bir stereo hoparlör olsaydı hiç de fena olmazdı açıkçası. Stereo hoparlör burada deneyimi çok daha iyi bir seviyeye çıkartırdı diye düşünmekteyim. Cihazın fiyatı şu anda ülkemizde 13.999 TL yani 14.000 TL bandında bir akıllı telefondan bahsediyoruz ki son dönemde zaten benim fiyat listelerinde bahsettiğim gibi yani 10.000 liraya kadar bile çok ciddi böyle içimizde sinen cihazlar pek de kalmadı ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla güncel piyasada bu fiyat seviyesi sanki bu akıllı telefon için iyi denilebilir gibime geliyor. Biraz kelimeye dökmek zor biliyorum. 14.000 TL'den bahsediyoruz gün sonunda. İyi bir para. Ama güncel piyasaya baktığımızda rakipleriyle karşılaştırdığımızda iyi bir performans sunan ve bu fiyat seviyesinde tercih edilebilecek cihazların arasına girebileceğini düşündüğüm bir cihaz. Sizler ne düşünüyorsunuz Vivo V25 5G hakkında? Lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.